Arkadaşlar, işte Bursa'da yeni yapılan teleferiğe geldik ve teleferikle 2 seneden sonra karımla beraber snowboard'a çıkacağız. Bakalım kar nasıl, hava nasıl, yukarıda bakacağız. Çocuklar gibi seviniyorum şu an. Evet, Maya okulda. Hafta arası geldik, kalabalık olmasın diye. Noah, Burak ve Berna ile beraber sağ olsunlar bakıyorlar Noah'ya bizim için. Biz de bir nefes alıp fırsat bulduk. Beraber kaçıyoruz. Hadi bakalım. Değil mi? Çocukken ilk öğrendiğimiz şeyleri büyüyünce insanlar unutabiliyor. Değil mi? Evet. Değil mi? Teşekkürler. Siz çekmemi de sakınca var mı? Yarın. Demin Aslı geldi ve ne dedin? Söyle, anlatsana hikayeyi. Geçelim, işgal etmeyin. Kolay gelsin size. Mersi, teşekkürler. Ay, burada hemen çıkabiliyorum. Gel, bakayım. Evet, arkadaşlar geldim ve beyefendiye dedim ki, selam, ne haber, nasılsınız dedim. Adam da böyle baktı bana, dedi, iyiyim, sağ olun ya. Ama şaşırdı bayağı, cevap verince. Baktı bana. Sonra dedim, ne oldu dedim. Dedi ki, ben burada olduğumdan beri hiç kimse bana hiç böyle bir şey yapamam dedi. Nasılsınız demedi dedi. Nasılsınız demek ki? Ne kadar? Ben de Akoya dedim ki ne yazık. İlk çocukken öğrendiğimiz şeyleri büyüdükçe yitiriyoruz dedim ve unutuyoruz dedim. İnsan olmanın ilklerinden bir tanesi arkadaşlar. Karşındaki insanın nasıl olduğunu ve iyiliğini önemsemektir. İnsanlık ölmedi ve ölmeyecek de. Ve ben herkese bizim nasılsınız? Bizim aileyle yaşayacağım. Evet, ben herkese, önüme gelen herkese hadi. Selamımı yürüm, vereceğim. Geç kaldım sen. Şuradan bak, sarı ayakları takip et. Niye sarıysa ayaklar? Yeşil olmaları daha doğru olmaz mıydı? Sen sarıdan çıkmaya devam ediyormuşsun ama değil mi? Rock and roll! Arkadaşlar, TRT'ye gelecekseniz hafta arası gelmeye çalışın. Çünkü gördüğünüz gibi... Akoyla yalnız bildik. Keyifsiz yok. Zaten hep fena verizli 45 dakika. Şey var ya... Sen onu boş ver de en son bölüm TRT'den çıkarken ne kadar korktuğunu hatırlıyor musun? Bakmayacağım ki, direkt sana bakacağım. Bana mı bakacağım bir tane? Ayy! Sen hatırlıyor musun? Neredeydik şeyde? Aşkım o neydi? Budapeşte'yi hatırlıyor musun? Aşkım şeyden geçtik. Ya bir daha evet. Ondan var mı? Var. Bir daha arkadaşlar, çok var. Bayağı yukarıdayız. Aşkım ya. Yukarıda gidiyoruz. Budapeşte'yi hatırlıyor musun? Evet, ne olmuşsunuz? Hatırlıyorum ya. Daha böyle tepeye doğru çıkacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle oturalım ki dengeli olsun. İkimiz de o tarafta olmayalım. Ben de çıkayım. Niye hep sen çıkıyorsun? Biraz da ben de gözükeyim değil mi? Dengeli olsun. Çünkü hep ikimiz aynı tarafta olsa yani bir şey olmaz da. Ne de? Bir tarafta. Dengeli olmakta fayda var. Zaten Instagram'a stories için bir şeyler gönderiyorum arkadaşlar. Hadi gönder bakalım. Neyse hadi yukarıda görüşürüz o zaman. Evet yani 45 dakika ya da sohbet edip sen de denebiliriz. Bence bunu isteyecek olan. Bu da enteresan bir şey olabilir. Hadi hep çocuklarla ama... beraber bir sohbet edelim. Biraz da biz edelim. Ben elimi böyle tutamam. 40 dakika. Sen çubuğunu aldın mı? Almadım çünkü onu sokacak bir yerimiz yok. Var canım, bin tane cebimiz var. Yok, o tehlikeli var. Çubukla kayamayız öyle, bir yerine batar bir şey olur. Olmaz. Bizim ailenin babası Ako. Sen bir çubuğu bir yerine girdi. Karnına girdi. Hadi yeter. Evet arkadaşlar, bulutların üzerine çıktık. Yukarıda hava açtı galiba. Güzel çıkıyoruz şu anda. Tabii Aslı fazla bakmamaya çalışıyor. Mümkünat yok. Nerede ne oldu bilmiyorum ama. Çok korkuyorum. Ne çiğniyorsun sen? Şey mi yiyorsun? Avustralya'daki okul şekerlerinden birini aldım. Cebime attım, burada da yiyorum. Arkadaş Aslı çok panik oldu. Aşkım bu ara bir durak ya. Bir yere döndüğümüz yok sende. Düz devam mı edeceğiz? Ha? Düz devam mı edeceğiz? Evet, bak yukarıya gidiyor işte. Arkaya doğru gideceğiz. Çocuk gibisin. Çok komik. Kapı açıldı. Aa!
hazırlanıyor birden. Hiç sevmiyorum arkadaşlar bu tarz aletleri. Bak arkası kocaman bir taş fırını gibi duruyor. Hakikaten. Pizza fırını. Pizza fırını. Aşkım neredeyiz? Ha? Her telefon elinden düştü, korkma. Biraz yükseldik arkadaşlar. Aslı bakalım. Hiç iyiydim yani. Kızım diyecektim. Kızım diyecektim. Çocuk gibi davrandığım için şu an kızım. Çünkü şöyle bir yerden gidiyoruz. Şu arkayı göstereyim. Gözümü açtım ya. Tamam şu an çok kötü değil. Şu an iyi bir yerdeyiz canım. Korkma. Evet işte. Karşımızda Uludağ. Her yer güneşli. Dağ ne yazık ki bulutlu arkadaşlar. Ama neyse az kaldı. Biz de çıktık arkadaşlar. Hava biraz soğuk. Şimdi snowboard yapıyoruz gördüğünüz üzere. Snowboardçular için şu gördüğünüz T bar deniyor buna. Teleskiden çıkmak epey bir zor. Aslı da hiç sevmiyor. Nefret o yüzden ederim. Nefret ediyor. Ve şu tepeye çıkmamız lazım. Aslı dedi ki ben hiç onunla başlamak istemiyorum. İki senedir zaten yapmadım ne olur dedi. Ben dedim ki tamam karıcığım. O zaman yukarı kadar koşalım. Antrenman olsun. Isınacağız arkadaşlar. Zaten ısınmak önemli. Evet ısınmak lazım. Her sporda önce ısınmak lazım. Hadi bakalım o zaman. Başla koşalım. Yorulduk ama. Geldik. Bayağı sis var. Oh. İyi misin? Evet. İşte Aslı geliyor. Come on baby. Dikkatli geç buradan. Şurada. Elim dondu desen. Nasıl kokuduk? Evet. Niye çok yavaş geldi? Çok iyi ya. Çünkü oradaki çalışmaları bilmiyordum. Aa. Kapatıyorum. Çok soğudu. Dal girdim yani. Evet. Evet. Biraz şöyle çekim yaparak kaysam diyorum ama bir şey gözükmeyecek gibi geliyor ya. Dikkat et buralar bozuk. Ha? Evet. Bir şey görünmeyecek mi? Sanki. Hayır canım. Çünkü şey, gidip pasta çok sis var. Ondan bir şey gözükmüyor. Ben onu seni çekebilirim istiyorsan. Bir dakika. Hop. Ah. Hadi gel bakayım gel. Yeah. Sağa doğru. Sağa. Sağa aşkım. Evet arkadaşlar. Neyse birkaç kere kaydık. Kaydık galiba saçım dondu. İşte saçın bak, dondu bembeyaz bak. Saçın. Arkadaşlar. İşte daha da böyle oldu. Senin de saçlar beyazladı be gülüm. Neden saçların beyazlamış arkadaş. Arkadaş. Seni de dağda donduran mı var? Evet arkadaşlar o kadar sis var ki çıkışlar kapandı. Biz de birkaç 4-5 kere kaydık değil mi aşkım? Evet. Ha? Hello. Evet. İlk günümüzde 4-5 kere kaydık. Yarın hava daha güzel olacak diyorlar. Bakalım yarın daha keyifli kaybedecek miyiz? Şimdi ineceğiz. Noah'ın yanına gidiyoruz. Ondan sonra yarın tekrar geleceğiz. İnanır mısınız Noah'yı özledik? Vallahi.
Maya'yı da özledik. Aynen, şunu Noah'yı söylemem lazım. Çekemedim ama üf, keşke çekseydim. Hı. Aktı ağladı. Ağlamadım. Ağladın. Böyle gözlerim doldu. Çocukları gözlerim özledim doldu. Diye. Gözlerim doldu. Buralarından yaşlar geldi. Bir gündür görmüyorum. Rezil durumdayım. Sonra benim de gözlerim doldu. Ben böyle ağlıyor musun falan böyle. Evet ya, biz galiba... Çok sağlıklı bir şey değil. Yani... İki gün bir yere bırakıp olmaz. Hiçbir yere gidemeyiz biz, evet. Onların galiba falan oldu. Tabii Noah çok, Maya'ya biraz alıştık, hani annesinde evet, kalıyor ya. Evet evet. Hani Maya'yı iki gün üç gün görmeme, hani onu şey yapabiliyoruz, yaz tatillerinde anneannesine gidiyor. Yazında annesinde oluyor falan. Bilmem ne. Daha uzun görmemeye alışabildik ona ama Noah'ya alışamadık, alışacağız. Hadi alışacağız Sevaş'la, her dakika görüşemiyorum. Çünkü bir de daha küçük ya ondan galiba. Daha küçük, bir de tabii daha böyle, daha yani. Şey. Maya arkadaşları basıyor gidiyor, Noah, mami. Baba, mami, öyle. Bir de şöyle yaptığı zaman arkadaşlar dayanamıyorsunuz. Say happy face. Ha? Say happy face. Happy face? Onun hadi o bakalım. Mutlu suratı bizi öldürüyor yani. Hadi, hadi bay bay.